18 Mayıs 2020 Pazartesi gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet malumunuz gördüğünüz üzere artık saçlarımı kestirdim. Rahatladım, ferahladım. Güzüm, güzü, yüzüm gözüm açıldı. Ee, özellikle o jöleyi sürmekten de kurtuldum ya. O jöle ne kadar pis bir şey. Hem saçlarını döküyor senin. Hem de ben her sürdükten... La, zaten saç kalmamış. 6 ay bir sene sonra damdazlak olacağız de yani her videodan sonra saçlarımı yıkamak zorunda kalıyorum falan. Yani sizler için nelere katlanıyorum görün diye söylüyorum. Neyse mahalle berberine gittim. Evet ben mahalle berberine gidiyorum. Normalde kuaför salonları da var. Onlar 35, 40, 45 euro falan. Bizimkisi 10 euroya hallediyor mahalle berberi. Kendisi magripli. Sevdiğim de bir çocuk. Tabii oraya magripli bir berber olunca, mahalle berberi olunca benim gibi adamlar takılıyor yani orada işte. Afrikalı arkadaşlar, işte Magripliler, Kürt, Türk ne var, ne ararsan var. Ee, ama çok ciddi almışlar. Ben girerken ya mahalle berberinde bile kafana alnına o şeyden tutuyorlar. O e, ateşin var mı yok mu diye ondan tutuyor. Seni azarlıyor berber girerken. Ulan ellerin o girişteki alkole sür, öyle geç falan diye. Valla. İşte tam teçhiz maskesi bilmem o bizi yerden falan böyle böyle, böyle yapmışlar adamlar. Ee, neyse sıra geldi arkadaşı oturdum işte koltuğa. Her yani ayda bir kere gittiğim berber. Nasıl keselim dedi. Gelin başı yap. Lan inek ben buraya ayda bir kere geliyorum Moral, moralime fazla lan. Gelin başı yap yani. Kez işte sağdan soldan bir şey görmüyor musun halini? <laughs> Neyse işte öyle arkadaşlar saçları kestirdim. Bu hale geldim. Ee, Allah aranızda kuaföre gidemeyen varsa herkese nasip etsin. O zaman Sesli Gazete'ye geçelim. Biliyorum gereksiz oldu ama bilerek de yapıyorum. Böyle uzatıyorum bu girişleri. Memnun olmayanlar varsa daha çok memnun olmasınlar diye. Haberlere geçelim biz. Evet, neler görüyorum? Özgür özelden düzeltme devrim ihtilal sokak lafları bunlar yanlış şeyler demiş. Evet, sol partiden güya bir adamın böyle bir şey söylemesi de tuhaf. Evet, yani realiteye uygun olmayabilir. Ama bunlar söylemin bir parçası e, diye düşünüyorum. Peki bunlar yanlış ise, sokak lafları ise bunlar, FETÖ diktatör lafları doğru mu? Size kendisi öğretti biliyorsunuz. Ağzınızda bir sakız, her gelene gidene sevmediğiniz adama FETÖ diyorsunuz. O size öğretti, daha önce bilmiyordunuz böyle bir şeyi o yetmiyormuş gibi Emin Ağaoğlu. Bu adam düzelme yolundaydı. Ayşe Sarusu Pehlivan hakim. Başka bir hakim daha var. Şu anda ismini unuttum. Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek biliyorsunuz. bir, ya bir hafta kadar önce filan vefat etti. Onunla alakalı bir paylaşımda bulunduğu için kadına uzaklaştırma cezası verdiler. Kim bilir belki de işte soruşturma açacaklar filan neyse. Ee, zaten bir haksızlığa uğramış kadın. Ya, olay, olayın içerisinde fetö ne bir şey yok. Bu da çıkmış demiş ki bu, bu kadına yapılan uygulama fetöcü anlayışın devamı niteliğinde demiş. Hayır AKPci bir uygulamanın devamı diyeceksin yani fetö, FETÖ mü kalmış? Tabii istavorda. bir sen eksiksin. Şey çok iyiydi. Ee, Rütük başkanı arkadaşlar. Rütük başkanı e, Sevda Noyan'a sahip çıktı diye haberde diyor. Ülke TV'ye ağır ceza verip darbecileri sevindiremeyiz diye bir şey söylemiş. Videosu da var. Ya adamın videosuna bakıyorum, tipine bakıyorum. Sanki Rütük Başkanı değil, sanki araba galerisi işletiyor. Vallahi o görüntüde arkada bir çelik kasa arıyorum. Hani para kasaları olur ya böyle. O adam o makama nasıl gelmiş falan. Yani hiç şey aranmadığının bir göstergesi insanlarda. Liyakat aranmadığının bir göstergesi. Yani diyor ki biz eğer ceza verirsek Ülke, ülke TV'yi darbecileri sevindirmiş oluruz diyor. Adamlarda kafa bu yani. Hukuksal kararlar birilerinin sevinip sevinmemesine göre veriliyor. Evet yani kafa bu. E, ve sonrasında da eklemiş yani hani daha da devam ederlerse e, haber kanallarında yorum da yaptırmayacağız demiş. Kafaya bakar mısın ya? Süper bir şey. Yani bu... Allah bir ülkenin nasıl belasını verir adlı bir çalışma adeta bu yani. Adam gidiyor yorum yapamıyorsun, televizyonda konuşamıyorsun bilmem ne yapıyor musun? Adam darbe, orada e, tehdit ediyor milleti, öldürürüm bilmem ne diyor. Onu da vermiyor yani darbeciler sevinirmiş. Yani o zaman mesela bir karar çıkacak. Biz şöyle bir karar verirsek Amerikalılar sevinir olmaz. Şöyle bir karar verirsek İtalyanlar sevinir. Şöyle bir karar Çinliler sevinebilir olmaz. Kürtlerse olmaz. Ve böyle bir şey var mı hukukta ya? Birileri sevinecek diye karar vermiyorsun. Böyle bir karar alamıyorsun. Ama tabii kendi kanalları olduğu zaman böyle yazıp çiziyorlar. Ee... başka ne var var? Evet aptallarda kuyruk yapmışlar bu aptallar adeta. İyi Parti'den kayyum sorusuna cevap demiş. Kayyum haberine de geleceğiz biraz sonra arkadaşlar. Bu İyi Parti'de bir, tam bir güzel bir istep ne MHP'nin yanında bence MHP daha dürüst duruyor bunların yanında. İyi Parti'den kayyum sorusuna cevap Devletimize parmak sallayan herkesin parmağını kırarız, kaldırılan başı alırız, isyan eden herkese müdahale ederiz. Terörle mücadelede yakalanan ritmi beğeniyoruz. Güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani şeyden ümmetinin liderinden daha kralcı bir konuşma bu. Sanki Hükümetteler sanki hükümetin parçasılar ve adam böyle konuşuyor. Bu arada o kayyum haberlerini de yapalım. Biliyorsunuz 4-5 tane HDP'li belediyeye kayyum atandı. Kayyum atanmakla kalmayıp belediyeler, belediye başkanları arkadaşlar gözaltına filan alındı. Ee, şimdi bir, bunlara niye madem bunlar terörist ya, niye bunları, bunlar hakkında daha önce soruşturma açmadınız, niye bunları... Seçimlere soktunuz, niye böyle bir şey yaptınız? Çok açık. Çünkü bu e, ahlaksızlar e, için mesela PKK gibi bir örgütün, terör örgütünün varlığı bir varlık sebebi. PKK olursa HDP'li belediyeleri rekayyum atayabilirler. HDP'li belediye başkanlarını gözaltına alabilirler. ha Onların girmesine izin veriyor ki kendisinin hiçbir zaman o bölgelerde kazanamayacağını bildiği için... İlk önce onları sokuyor seçime, ondan sonra kazandıktan sonra kayyum yoluyla o belediyeleri kendine alıyor. Bu kadar yani. Şimdi PKK'nın olmadığını düşünün. Öyle bir şey yok. Kayyum atayıp o belediyeleri kendine üzerine geçirebilir mi yani bu adamlar? E, geçiremezler. İşte bunların da paravanları var, antenleri var, İyi parti gibi böyle partiler, güya muhalif partiler bunlar. Şu iğrenç bir haber. Aydın Üniversitesi'nde çalışan Mutlalip Kutluk Özgüven 13-16 yaş arası doğurmak için ideal yaştır, vücudu mükemmeldir diye bir şey söylüyor. Videoda söylüyor. Bunu bu da çok bilimsel gibi bir şey söylüyor. Yani sanki herif bir tarla ekmiş verimlilik dersi nasıl işte nasıl verimlilik elde edilir onu anlatıyor yani. Yani 13-16 yaşında ya. Yani düşünün yani kız çocuğu olanlar düşünsün bu adama bu adamı elinize geçer getirseniz suratına tükürürsünüz. bununla ilgili bunu, söylediğinde arkadaşlar bir iki tane de haber vardı işte taciz haberi işte kendi kızına işte ensest ilişki kızı hamilelik veya böyle tuhaf tuhaf şeyler. Yani diyoruz bunlar da önceden yok muydu? Varmıştır belki böyle şeyler ama şu anda yaşadığımız ülkede ee, bu tip böyle bu işte demin haberini yapmayacağım burada. Siz de görmüşsünüzdür onları. Bu tip sapıklıkları, ensest ilişkileri, tuhaf tuhaf şeyleri ee, cesaretlendiren bu tip adamların konuşmaları, Akit TV, Akit TV'den başlayarak o siyasi sistem vesaire. Ee, sarayın fış fışı siyasi partiler kanunu hemen değiştirilmelidir. Seçim kanununda düzenlemeler yapılmalıdır. TBMM iç tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır demiş. Sen nasıl olsun istiyorsun biz ona göre yazalım. Yani sen nasıl istiyorsan ona göre yazalım. Seni mi kıracağız biz ya? Adama bak sipariş veriyor sanki ya. Ee, Turizm Bakanı İstanbul'un fethini işgal olarak niteledi. Şimdi konuşuyor orada işte bir yerde Fatih Sultan Mehmet'ten bir örnek verecek. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u işgal ettiğinde diyor. Şimdi bu da tepkiler var tabi ama bu adam arkadaşlar bilerek yapmıyor bunu. Yani bilerek yapılmış bir şey değil. Yani bu ticaret ehli olduğu için bu adamlar, ticaret kafası olduğu için bu adamlar da tüccar bu adamlar o dile vakıf değiller bilmedikleri için aklına gelmiyor işgal diyor. Yani şeyden falan değil öyle hani bilerek işgal kullanmış falan öyle bir şey değil. Yani başına neler açacağını bile hesap edemiyor onu söylerken düşünsenize işgal diyor. Yani herhangi birisi söylese böyle bir şey işgal desek yani ne vatan hainliğimiz kalır ne bilmem ne kalır biliyorsunuz zaten kalmadı da. Ee, Gestapo şefi uzun zamandır yoktu piyasaya ya çıkmış o da işte PKK ile terörizm bilmem ne filan ile konuşuyor İşte kandil yakacağız yıkacağız 2020'nin sonuna kadar işte kandil daha işte bitmiş olacak bilmem ne filan diyor ulan sen ve senden öncekiler gibi 30 senedir biz aynı şeyi duyuyoruz demiş ki bu yıl bizim için başka bir yıl ya olacağız ya öleceğiz demiş benim aklıma başka bir şey geldi yeni bir darbe tiyatrosu hazırlıyorlar Birinci darbe tiyatrosunda millet çakmadı. Biz milletin ağzına verdik FETÖ'yü. Millet onlardan biliyor. Ee, yani biz bir darbe daha yapacağız. Bu sefer o geride kalan muhalifleri de hani halletmek için. Yani çakmazlarsa olacağız. Eğer millet çakarsa öleceğiz gibi bir şey bence sanki ona benziyor. Bu da şu da enteresan bir şeydi. FETÖ metre kriterleriyle deniz kuvvetleri başta olmak üzere TSK bünyesinde binlerce FETÖ üyesini ortaya çıkaran en son mavi vatan kavramıyla Akdeniz'i yeniden e, Türkiye'nin gündemine sokan deniz kuvvetleri kurmay başkanı Tüm Tümamiral Cihat Yaycı pasif göreve atandı diye. Bunu e, işte Aytun Çıray diye birisi e, bunu şey yapmış, haber yapmış arkadaşlar. E, Şeyde neydi o adamın adı? Cüneyt Özdemir'de. Cüneyt Özdemir'in konuşmasını dinliyorum. Ee, habere bakıyorum. Diyorum ki galiba fetömetre diye böyle bir hukuksuzluk, böyle bir usulsüzlük olur mu diyecek diyorum. Adam onu övüyor. Yani düşün herif basmış gitmiş Amerika'ya. Amerika'da hiç medeniyet görmemiş, hiç hukuk, adalet görmemiş. Hala hükümetin, yani hala bunları savunuyor adam. Fetömetre diye çıkmış bu adam 15 Temmuz'da da bu darbe tiyatrosunun sahneleyicilerinden bir tanesi. Yani e, bu adam çıkmış fetometre kriterleri diye bir şey uydurmuş. Önüne geleni FETÖ'cü diye fişlemiş. Fişlemenin anayasal olarak suç olduğu bir ülkede. Ve bu sanki bir suç değilmiş gibi adamı şeye çekmişler, pasif göreve çekmişler. Bu böyle bir şey olur mu ya? Siz işte fetöyle böyle mi mücadele ediyorsunuz filan diyor adam. E, yani yavcum şunu anlamanız lazım. Cumhurbaşkanlığı haricinde o ülkede tüm görevler pasiftir. Bak başbakanlık diye bir şey kalmadı. Yok artık öyle bir şey. Bakanlıklar var mı? Siz bakan hepsi aksesuar burada diyoruz yani bunları. Ee, yani böyle bir haber yapıyorlar. Sanki dedim acaba adamın KYK ile işinden attılar da hani çocuğuyla hapse falan mı girdi diye adamı şeye yapmışlar yani. İşte kızağa çekmişler falan. Yasa aykırı biçimde adamlar şey yapıyorlar. Fetometre diye bir şey uyduruyorlar önüne gelen herkesi ve bunun hiçbir hukuki dayanağı yok. Aynı bu Avrupa'daki ülkelerindeki gibi işte Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da filan Diyanet nasıl çalışıyordu? Camiye giren adamlar cami cemaatinin FETÖ'cü diye ihbar ediyor. Diyanet konsolosluğa bildiriyordu onları arkadaşlar. Hala da mevcut bu ve içlerinde hiç alakası olmayan adamlar işte sırf adamla işte bir çek muhabbeti var. işte beraber çalışmış, olmamış, parasını alamamış. Her şey yani hiçbir hukuki gerekçesi olmayan böyle şeyleri konsolosluk alıyordu Diyanet'ten ve o adamlar ülkeye girerken onları işte gözaltına alıyor, soruşturma açıyor. Tutsak tutuyor falan işte neyse. bu da aynı bir şey yani FETÖ'metre böyle bir şey arkadaşlar. AK Partili Ünal, Covid sonrası Türkiye'den V, v modeli sıçrama bekliyorum demiş. Ben bekliyorum. Bekliyorum o zaman olsun diyor. V, v modeli sıçrama, V modeli sıçrama şu mu oluyor, ne oluyor? Ben I modeli çakılış bekliyorum daha çok. Ee, AK Partili Ünal işte demiş ne V modeli yükseliş nasıl bir şey oluyorsa yani çok enteresan. Bir tane çocuk CHP'li... E, bir ilçe teşkilatı Adana'nın galiba arkadaşlar. Bu çocuk annesiyle babasıyla akşamleyin çıkıyor. Bir yerde bir toplan insanların toplandığını görüyor. O toplandığı yerde burada işte patates, domates, soğan bir şeyler. Bunlar ne olacak? Kime gidecek bu yardımlar diye soruyor. O ilçenin CHP işte ilçe teşkilatında birisi yani düşün. Ve bunu e, oradaki kaymakam El silahını, beylik silahını çıkartıp işte bunun kardeşine ailecekler çünkü kardeşini tutup kardeşini işte orada vururuz, öldürürüz bir şeyler diyor. Ee, yani adam orada zaten bir saldırıya uğruyor ve sanki saldırıyı yapan gibi böyle de cingar çıkartıyorlar bunlar. Bu yetmiyormuş gibi ümmetinin lideri şu gözlerinden, ağzından, suratından kin ve nefret tükürdüğü şu konuşmayı yapıyor. Bu konuşmayı görmenize de gerek yok yani. Bu konuşmasında adam e, CHP yüreğir işte ilçe teşkilatını bilmem ne işte bilmem ne suretiyle işte tehditler savurarak bilmem ne yapmıştır falan diyor. Ya ulan sen koskoca cumhurbaşkanısın ya. Yani cumhurbaşkanınızın CHP'nin yani hadi CHP'nin Ankara il başkanı desen tamam lan CHP'nin adına yüreğir bilmem ne başkanı ağzına dolayarak ne onu şey gösteriyorsun da kendi makamını aşağılıyorsun. Adamda böyle bir şey yok çünkü adam kin abidesi, kin üzerine bütün politikası kurulmuş. Ee, savcı yine işkence belgelerini incelemeden karar verdi. Kovuşturmaya gerek yok demiş arkadaşlar. Gökhan Açık Kollu'nun işi paylaşmış. Gökhan Açık biliyorsunuz hapiste bir, işte 2 metre karelik, 3 metre karelik koğuşta 10 kişi, 5 kişi, kaç kişi yatırmışlarsa kalp krizi geçiriyordu orada. Orada öldü. Hatta Normal bir şeye de e, mezarlığa da gömmeyecekler dediler. Bunları vatan hainleri mezarlığına gömelim falan diye de bir şeyleri çıkmıştı. E, sonradan adama şey verdiler. E, kusura bakmayın hata yapmışız. Görevi iade yazısı falan gönderdiler. E, işte eşi paylaşmış. Gökhan Açıkkoğlu'nun ölümüyle alakalı bir şey yokmuş yani. İhmal yokmuş arkadaşlar. Hukukunuz batsın demiş. Evet hukuku batmasın sadece Allah belasını versin o hukukun. Bu da tuhaf bir haber. Bilgisayar oyununda 5000 liralık sanal karakteri hackledi. Sanal karakteri hacklenmiş. Polise şikayet etmiş. 70 küsür level olmama rağmen 15-20 level beni çok hızlı bir şekilde yenebilir. Bütün emeklerim mahvoldu. Karakterine ne oldu diyenlere de soyuldu diyorum. Rezil oldum ya filan demiş bir adam. <laughs> Enteresan. Ee, ama yavrucuğum o biliyorsun şeyde o ülkede bilişim suçlarıyla mücadele sadece ankesörlü telefon konuşmalarını ve baylok yüklemiş misin yüklememiş misin onu tespit etme seviyesinde. Yani onun haricinde bilişim suçlarıyla mücadele edilemiyor. Evet bu dediğim işte haber bak yeni geldi. Erdoğan hedef gösterdi. CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı. Adamlar nokta ya. Ne çıksa ağzından kelam. Ayet, hadis diye adamlar şey yapıyorlar. Ümmetin lideri ki, kim ağzından çıksa, kimi tehdit etse gözaltına alınıyor. Nisan ayı açığı 2 yıl öncesinin 15 katı. Bütçe yoldan çıktı. <laughs> Havuz gazetelerine sorsan öyle bir şey yok. Ee, cari açığımız kapandı falan diyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyorlarsa. 2 yıl öncesinin 15 katıymış ya. 15 katı. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı arkadaşlar demiş ki Nihat Özdemir. Takımlarda virüs çıksa dahi pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz demiş. Ya böyle iğrenç bir şey mi var? Yani diyor ki biz diyor şeyden televizyon gelirlerinden, stat gelirlerinden işte bunlardan niye mahrum kalalım diyor. Yani hasta olan ödesin onun şeyini diyor. Ve bu dediği pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz. Kalan sağlar bizimdir demek. Şimdi bu şuna benziyor hani kölelik temalı filmler vardır ya işte pamuk tarlasında çalışan köle artık mecali kalmaz yere yığılır. Oradaki işte adamlar gelir bir de o, bir de ona yardım etmek yerine bir de ona kırbaç vurur, vurur hani daha çok ölsün gebersin diye. Çünkü randımanı düşürür o. Bu da onun gibi bir şey yani. Çalışın lan oynayın. Oynayın da biraz hani televizyon geliri bilmem ne gelsin gibi bir şey. Hakimler ve Savcılar Kurulu Ayşe Sarı Süpeklivan'ın ardından İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin hakkında ikinci dediğim kişi hakkında da grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı tabii. Mesela Ümit'in lideri ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel bir adam deseydi soruşturma değil ödül alırdı. Hatta yükselirdi. o Danıştay Başkanı bile olurdu yani. Bakalım, bakıyorum ne var başka? Suç örgütlerine hijyen operasyonu. Sedat Peker'i e tehdit eden hanıma da gözaltına alındı. Bu bir kadın çıkmıştı böyle. Sedat Peker'le işte aralarında bir yüzüm mi varmış ne varmış. Kadını gözaltına almışlar. Ne kadar güzel ya birbirlerine girseler böyle her zaman. Çok seviniyoruz yani. Demin dediğim şey haberi. Bu sabah Iğdır, Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerimiz gasp edildi. Bunlara yeni bir belediye de eklendi. Şu anda ismini unuttum. Bir ilçe belediyesi. Saray rejimi bir kez daha halka ve halk idaresine düşmanlığını gösterdi. İktidar halka yaptı ve bu, düşman, bu düşmanlığın hesabını er geç vererek halkımızın halkımız saldırılara boyun eğmeyecektir demiş. Şimdi hükümettekiler böyle hiçbir zaman çıkıp resmi olarak konuşmuyor da birisi çıktığı zaman şey diyor ya işte diyor HDP'li belediyeler şey yapıyormuş işte paralarını PKK'ya veriyorlarmış falan bilmem ne. Ulan kardeşim senin müfettişin müfettişin bilmemden yok mu? yani şeyi tabii artık mahvettikleri için teftiş kurulu diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Sayıştay da kalmadı. Çünkü artık hesapları alt üst ettiler kendi ceplerine indirdikleri için. Ee, gidin kontrol edin. HDP gerçekten e, Sayıştay'ın e, bulabileceği yani gayri meşru bir harcama, bir para verme bir şey yapmış mı böyle bir şey? Öyle bir şey olmadığı için e, kayyumata, çök belediyesi ee, şu haberle de bitirelim. Ee, AKP'li belediye başkanı dünyaca ünlü arkeoloğu yol işçisi yaptı. AKP'li belediye Bergama Belediyesi'ymiş galiba arkadaşlar. Orada Efes'le alakalı çok ciddi işte çalışmaları bulunmuş. Ee, adamı yol işçisi yapmışlar ya. Vallahi billahi. Yani işte liyakat böyle bir şey. Yani liyakata layık olmayan adamları bir yerlere getirirlerken liyakatı olan adamları da nerelere Götürüyorlar yani. Düşürüyorlar. Ee, arkadaşlar Sesli Gazetemizin sonuna gelelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Özgür olun, özgür kalın canlarım. Ee, anlayışınızdan öpüyoruz. Sağlık ve afiyetle.